Haydi bakalım selamlar efendim. Dokun sınıf matbuk derslerimizde kaldığımız yerden yolumuza devam ediyoruz. Mesajlarda geliyor ki hocam daha çok daha hızlı, daha çok daha hızlı, daha çok daha hızlı. Tamam tamam tamam. Sen iste yeter ki ben de o kadar hızlı videolar atmaya çalışayım ama kolay değil biliyorsun. Bütün branşlara, bütün derslere herkese atıyoruz. Şimdi nereye geldik hemen gösterelim efendim. Denklem eşitsizliklerde 11. ders periyodik tekrar eden problemlerden çözeceğiz. 6 tane çok güzel problem sorun var. Zaten bunları çözdükten sonra periyodik tekrar edin mantığı oturacak. Bir de gideceksin ödev sorularını yapacağım mı? Tamamdır hocam diyeceksin. Ben ne diyeceğim ki? Gönder gelsin. Hızla başlıyorum efendim. Periyodik tekrar eden problem sorularında artık bizim sana konu anlatımı yapmamıza gerek yok. Bu işin mantığını anlatmamız yeterli. Bir, Periyodik tekrar eden problem soruları ekok ister bazen. Bazen ebob ister. Bazen bölünebilme kuralları ister. Hatta bölünebilme kurallarını daha sık ister. Bak mesela. Şu an. Analog bir saat. 12.00 olduğuna göre 110 saat sonra saatin kaç olduğunu bulunuz. Bir dakika. Analog saat neydi? Öncelikle ona bir bakmamız lazım. Değil? Mi? Analog saat hani böyle yuvarlak oluyor ya. Şurada tepede 12, 1, 2, bıdı 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 gidiyor ya. Heh, biz buna analog saat diyoruz. 11 tekrar 12'ye geri dönüyor. Yani tam bir tur attığında her seferinde en fazla gösterebildiği saat kaç? 12. Birden 12'ye, birden 12 dönüyor dönüyor başa. Dönüyor dönüyor başa. 110 saat sonra saatin kaç olduğunu bulunuz. Şimdi bir şey göstereceğim ben sana bak burada. Saat kaç? 12:00. Sonra kaç olacak? 1:00. Sonra 2:00 olacak. Bak bu mevzuyu anlayabilmen için lütfen sabret. Önce uzun uzun sana bir göstereyim tamam mı? Uzun uzun gösterdikten sonra mantığına yatacak zaten. Ki bütün sorular aslında bu mantıkla çözülecek. Hocam ne yapıyorsun? 11, 12'ye kadar yazacak mısın bunu diyorsun? Yazacağım vallahi ne yalan olsun. Saat 10, saat 11, tekrar saat 12. Hatta saat tekrar 1, saat tekrar 2 diye gidiyor ya. Bir şey söyleyeceğim. Bir saat geçti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 saat sonra tekrar biz başa mı dönüyoruz? Her 12 saatlik periyotlarda aslında hep aynı saate mi geliyoruz? Diyelim ki saat 3 abi. Tamam mı? Saatimiz tam 3'ü gösteriyor. Tam 12 saat sonra kaçı gösterir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine 3'ü gösterir hocam. Çünkü analog saat 12 saatte bir kendini tekrar ediyor. Hani böyle gidiyorsun otobüs durağına otobüs durağında bekliyorsun ya. Diyorsun ki her 10 dakikada bir geliyor. Bu her gün böyle bu periyodik tekrar eden bir durum işte. Biz bunlara periyodik tekrar tekrar diyoruz. Anladın mı? Anlamadım. Ben de anlamadım. <laughs> periyodik tekrar eden problem türleri diyoruz. Şimdi 110 saat geçecek. 110 saatte kaç tane şöyle 12'lik saatler var? Gel bir onu bulalım. Diyorum ki 110'u o zaman 12'ye bölmem lazım hocam. Bölüyorum ben de. 9 da çarptım. 2 kere 9 18'in 8 e. elde var bir. Ne yaptı? 108. Çıkarttım ne kaldı? 2. Ne bunlar şimdi? Gel bunları tek tek irdeleyelim. Arkadaş burada kalan 9 sayısı 9 tane 12'lik yaptın sen arkadaş. Yani 9 tane bak 12'den başladım. Saat 11, hop 12'ye geldim. 12'den başladım 12'ye geldim. 12. 1 2 3 4 5 6 12'ye geldim. 12'ye geldim. 12'ye geldim. Hep 12'ye geliyorsun. Ne yapıyorsun? 12 saatte bir. Yani 9 tane böyle 12'lik yaptın. Her seferinde en başa geldim mi geldim bak. 9. kez en başa geldim. Peki bu 2 ne hocam? Üstüne 1-2 saat gireceksin. Şimdi 1-2 saat gidebilmek için buradaydım. 1 saat gittim. 1 saat daha gittim. Saat kaç oldu? Saatlerimiz 0-2-2 oldu. Pardon 0-2-0 oldu. Ben ne diyorum ya? Arkadaş bak bu yapılan tam turları gösterir. Bunun etrafında 12 kez döndü, 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 döndü. Üstüne 2 saati arttı. 1-2. 2 saat daha gitti. Saat kaç? 2. Şekil çizersen çok rahat edersin. Bugün günlerden perşembe olduğuna göre 152 gün sonra hangi güne olacağını bulun. Şimdi bak pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar günleri yazdım tamam mı? Bugün günlerden ne hocam? Bugün günlerden perşembe. İşaretledim orayı da. Şimdi kaç gün geçecek? 152 gün geçecek. Ben sana diyorum ki arkadaş haftanın günleri kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane hocam. O zaman her 7 günde bir sen kendini tekrar mı edeceksin? Evet hocam. O zaman 152 7'ye bölelim. O 7'lik grupları bir hesaplayalım. 2 kere 7 14 çıkarttım. 12 bir defa var. 1 kere 7 7 çıkarttım. Geriye ne kaldı? 5. Şimdi bu 21 ne? Önce ona karar verelim. 21 tane sen gittin en başa döndün. Gittin en başa döndün. Gittin en başa döndün. Gittin en başa döndün. Tamam mı? 21 defa perşembe gününe geldin. Üstüne kaç gün daha arttı? Artan gün sayısı bu 5. O zaman sen 5 gün sonraya gitmeye çalışıyorsun. 1 2 3 4 5 gün sonrası neresi oluyormuş güzel arkadaşım? Günlerden salı günü olacakmış. Ha 21, e, özür dilerim. Ha 5 gün sonrasını sormuş soru. Ha 152 gün sonrasını sormuş. Hepsinin özünde dönüp dolaşıyorsun o 5 güne geliyorsun. Anlaştık mı? Çok ince sorular bunlar ama bu ayrıntıyla çözmen lazım. Umarım anlıyorsunuzdur. Benim sesimiz geliyor, değil mi? Bir problem yok, tamamdır. Bir hemşire bu nöbet soruları çok kritik. Bu nöbet sorularındaki o kritik vakayı anlatacağım. RN tayfa olarak sen buradan soru kaçırmayacaksın. Bir hemşire 6 günde bir nöbet tutuyor. Bu hemşire ilk nöbetini salı günü tuttuğuna göre, bir dakika dur. Şimdi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe Cuma, cumartesi, pazar. Önce tek tek bir bakalım. Günlerden ne bugün? Salı. Neden? Çünkü bu arkadaş birinci nöbetini burada tutmuş. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. 13. nöbetini hangi gün tutar? Nasıl yapacağız bu soruyu? Önce şuna karar verelim. Bak birinci nöbet, ikinci nöbet, üçüncü nöbet, dördüncü nöbet. Hocam 13'e kadar yazacak mısın? Tabii ki yazmayacağım bu sefer. 13. nöbet burası. Bu tutulmuş mu? Tutulmuş. Geriye tutması gereken kaç tane nöbet kaldı? 13 tane nöbet vardı. Birini tuttu hocam. 12 tane nöbet kaldı. He. tutması gereken nöbet sayısı 12 tane. Peki yola devam ediyorum. 13 tane nöbet, 13. nöbetini hangi gün tutar bunu istiyorum. Peki kaç günde bir nöbet tutuyor? 6 günde bir. 6 günde bir nöbet yazıyoruz. 6 günde bir nöbet yazıyoruz. Yani tekrar ediyor mu otomatik olarak, periyodik olarak? Ediyor hocam. Kaç günde bir tekrar ediyor? 6 günde bir. Yalnız bir şey soracağım. 12 tane nöbet tutacak. Yani 12 nöbeti tutabilmesi için her nöbet arasında 6 günü olduğuna göre... Birinci nöbetten 13. nöbete gelene kadar kaç gün geçecek bana onu söyle. Kral 12 72 gün sonra bu arkadaş 13. nöbetini çözecek. 13. gün ne zaman tutuluyormuş? 72 gün sonra tutulacakmış. Yani ben sana kalkıp bu soruyu şöyle sorabilirim. Bugün günlerden salı. 72 gün sonra günlerden ne olur? Hocam ne yapıyorduk? Haftanın günleri 7 günde bir tekrar ediyordu hocam günü kendini. O zaman 72 gün sonra günlerden ne olacak sorusunun cevabı 1 kere 7 7 çıkarttım 0 2 indim burada 0 şurası 0 çıkarttım kalan kaç 2 demek ki 10 defa biz döneceğiz döneceğiz salıya geleceğiz döneceğiz döneceğiz salıya geleceğiz 2 gün sonraya gideceğiz çarşamba perşembe demek ki günlerden ne olacak arkadaşım 13. nöbette günlerden perşembe olacak sen yalnız aradık mantığı anladın mı şimdi tutacağın nöbet gününe kadar sayısına kadar kaç gün geçiyor onu hesaplıyorsun. Hocam işte bizim sorumuzda 72 gün geçti. He, 72 gün sonra günlerden ne diye sorsam aynı o soruyu cevapladığın gibi bunu da cevaplıyorsun. Harika bir yöntem ya. Bak bu sorunun yukarıdaki sorulardan emin ol hiçbir fark yok. Şeklinde tekrar eden bir A sayısı var. 326. basamağındaki rakam nedir? Şimdi 2 diye başladı. 2, 8, 5, 3, 4, 1, 7, 0, 6. Dur. 2, 8, 5, 3, 4, 1, 6, 0. Dur. Ha, hocam. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ay gidiyorum. Nerede duracaktım? Şurada duracaktım. Neden? Her 9 sayıda 1, 9 rakamda 1. Kendini tekrar mı ediyor? 9 tane yazdım. Tekrar bak 9 tane daha aynısını yazıyorum. Demek ki bunun periyodik tekrar etme süresi ne zaman? 9 rakamda 1 tekrar ediyor hocam. Şimdi şunu da bir yazayım tekrar. Birinci rakam, ikinci rakam, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on bir diye gidiyor ya. Bak burada kestik. Rakamları bir yazalım buraya. Onu göstermek istiyorum. Yani buradaki mantığı göstermek istiyorum ben sana. 7, 0, 6, 2, 8 nokta nokta gidiyor hocam. Tıpkı bir analog saat gibi düşün. Her analog saatte olduğu gibi gidiyor gidiyor saat tak başa sarıyor. Gidiyor gidiyor saat tak başa sarıyor değil mi? 326 saat sonra saatler günler saat kaçtır günlerden nedir desem aynı şey olmaz mı? Olur. Yani o gün sorularıyla hiçbir farkı yok. 326. Peki biz kaç tane de bir tekrar ediyoruz? 9 tane. Önce bunun içinde kaç tane 9'luk var? Gel onu bulalım. Bir dakika. Bulalım. <laughs> Bulmadan ne yapmaya çalışıyoruz? 4 kere 3 defa. 3 kere 9 27 ne kaldı? 56. 7 kere 8 56. Yok 9 ile çarptığımız için olmaz. 9 kere 8 çok geldi hocam. 6 kere 9 54. Cevap sonuç ne kaldı? 2. Bu ne demek 36? 36 defa böyle bak kalıplar yaptım. 36 defa bu 9'lardan yaptım. Ama 2 tane rakamım arttı. Benim 2 rakam ilerlemem lazım. 1 rakam ilerledim. 1 rakam daha iler. Bak şuradan geldiğimizi düşün. Ben yazdım buraya. 36. kez geldim. Çektim çizgiyi. 1 ikinci rakama geldim. Tıpkı üstünde yazdığı gibi. O zaman orada yazan rakam kaçtır? 326. basamakta. 8'dir dedim vurdum cevabı. oh, mis. Vallahi çok güzel. Anlıyor musun? Mükemmel değil mi ya? Anlayabilmek mükemmel. Yoksa mükemmel olan ne ki? Bilemedim. Şimdi iki tane nöbet sorusu bir arada soruldum. Genelde yorar ama sınavda çıkma ihtimali var. Hastanede çalışan bir doktor ve bir hemşirenin tuttukları nöbetlerle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Doktor 9 günde bir, hemşire altı günde bir nöbet tutuyor. Tamam biri 9 günde bir, biri 6 günde bir. Doktor ve hemşire birlikte ilk nöbetlerini pazartesi. Şimdi bak günleri yazalım pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar hocam. Tamam. Birlikte nöbet tuttukları gün burası mı? İkisi beraber burada tuttu. Biri 9 günde bir, biri 6 günde bir. Şimdi ikisi birden aynı gün nöbet tutmaları için bir sonraki nöbet tarihleri kaç gün sonra gelir? Onu bulmaya çalışacağız. Mesela bu 9 gün sonra tutacak. Bu 6 gün sonra tutacak. Aynı güne denk gelme şansı var mı? Yok değil mi? 9'u 7'ye böl. Bu 2 gün ilerleyecek. Bu 6 gün ilerleyecek. İlk tuttukları güne göre. Böyle zor. Hocam nasıl hesaplayacağız bunu? Bunların o keklerini alırsan eğer bir sonraki nöbetlerini birlikte ne zaman tutacaklarını öğrenebilirsin. 2'ye böldüm. Bu bölünmez tabi hocam. Niye bölüyorsun ki? 9 burası 3. Üç. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm gitti. Şuradan 9, 2 kere 9'dan 18 günde bir bunlar ne yapıyor? Birlikte nöbet tutuyor. 18 gün geçiyor birlikte nöbet tutuyorlar. 18 gün geçiyor birlikte nöbet tutuyorlar. Güzel hocam 18 günde bir nöbet tutuyorlar. Burada birlikte tuttukları birinci nöbet mi bu? Birlikte tuttukları yedinci nöbet alıyorum bak. Birinci nöbet, ikinci nöbet, bıdı bıdı yedinci nöbet. Doğru mu? Bunu ne yaptılar? Tuttular. Tutmaları gereken kaç nöbet kaldı? 7. nöbet burası. Birinci nöbet burası. 6 tane nöbet daha tutarlarsa birlikte nöbet tutacaklar. Peki 6 nöbet tutmaları için her bir nöbet arası 18 gün olduğuna göre kaç gün sonra 7. nöbetlerini tutarlar onu bulalım. 6 kere 8 48 50 var 4. 108 gün sonra. Hocam ben anlamıyorum. Vallahi billahi. Ben de lisede hatırlıyorum bu konuyu öğrenene kadar göbeğim çatlamıştı. Keşke böyle anlatsalardı ama. Belki de anladın şimdiye kadar önce geçmesi gereken gün sayısını buluyorsun. Bak periyoda falan takılmıyorum önce. Diyorum ki 18 günde bir nöbet tutuyorlar. Bir nöbet tutuldu. geriye tutmaları gereken 6 nöbet var. Her nöbet arası 18 gün. 6 kere 8, 6 kere 18 108 gün. 108 gün sonra bunlar birlikte nöbet tutacak. Ama bir dakika. 108 gün sonra günlerden ne olacak? Ne yapmam lazım? 7'ye bölmem lazım. 1 kere 7 7 38'in içerisinde 5 kere 7 35 çıkarttım ne kaldı? 3 kaldı. Şimdi bu 15 ne? Bunlara da cevap vermen önemli benim için. 15 tane hafta bitirecekler. Bir hafta, bir hafta, bir hafta gittiler. Üstüne 3 gün daha ilerleyecekler. Pazartesi tutmuşlardı. 1 2 3 gün daha ilerlediler. Günlerden ne oldu güzel arkadaşım? Perşembe oldu. Of! Efsane çözüm, efsane soru güzel çözdük. Bak bu soru var ya tam sazan sorusu arkadaş. Ben buraya seni çizeyim de sonra demek ki bana hocam bu nedir? <laughs> Bak seni çizdim buraya. Yukarıda verilen lambalar baştan ve sondan başa doğru birer kez yanmaktadır. 148. sırada yanan lambanın rengi nedir? Öncelikle kaç lambada bir tekrar ediyorlar bunu bulmam lazım. Şimdi bu mor mu bu koyu mor? K diyelim. Yok K. Hadi mor dedim ben ona. Mor yandı. Sonra kırmızı lamba yandı. Sonra mavi lamba yandı. Sonra yeşil. Sonra sarı. Sonra pembe lamba yandı. Bu pembe olsun tamam mı? Bak tekrar en başa dönmüyor. Buradan devam ediyor. Sonra sarı yandı. Sonra yeşil yandı. Sonra mavi yandı. Gözünde takip et bana bakma. Sonra kırmızı yandı. Sonra mor yandı. Bak tekrar en başa geldim. Şimdi tekrar gidiyorum. Sonra kırmızı yandı. Sonra ama dur. Hocam böyle olur mu? Ne zaman da bir tekrar ediyorum kendimi bir bakalım. Mor yandı, kırmızı yandı, mavi yandı, yeşil yandı, sarı yandı, pembe yandı. Tekrar edemedim bak sarıya geri döndüm. Tekrar eden bir şey yok. Sarı, yeşil, mavi, kırmızı dedim. Mor dedim ama bir dakika tekrar kırmızı. Dur. Bak MKM, MKM tekrar eden yeri buldum. Tam buradan itibaren tekrar etmeye başlıyor kendini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dur kardeşim. 10 lambada bir ne oluyor? Tekrar ediyor bizim lambalar. Tamam onu öğrendik. Bize diyor ki 148. sırada yanan lamba nedir? 148'i 10'a bölerim. Kolay yoldan bölmeyi biliyoruz. Kalanı bulmayı biliyoruz. Kalan kaç? 8. Diğer kısım bizi ilgilendirmez. 8. sıradaki lamba yanacaktır. O yani şurada çıkan sayı kadar tekrar edeceğiz. Sonra 8. sıradaki lamba bir daha yanacak. Hangi lamba o? Yeşil lambadır. Vurdum cevabı yeşil lambaya. Efsane bir çözüm oldu be çok benzer soru. Aslında bu soruyu benim sana bırakmam lazım. Senin bu soruyu parçala, parçık binçik dağıtman lazım arkadaş. Ama önce dur. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutanın kalemi kırılsın. Sınavda ucu kırılsın. Silgisi kaybolsun. Gel kolonyayı da veririm. Öyle biz de boş geçmeyiz. Hocam bet mı Sevgi dolu sözler mi söyledim belli değil. <laughs> Arada olur. Ama beğenmiyorsun. Vallahi beğenmiyorsun. Emek var. Bak yemin ediyorum belim çapla daha... al. Bu ne diyeceksin? Bel yastı. Abi kambur oldu. Kambur değil de. Şey bel fıtığı oldum ya oturmaktan. Aa vallahi billahi Bir duayı da esirgemezsin inşallah. Sorun 17. Yukarıda panoda eczane kelimesinin harfleri soldan sağa doğru ilk harften başlayarak sırasıyla yanıyorlar. Son harf E harfi yandıktan hemen sonra N harfi. Bak sırasıyla yanıyor diyor ya yandı 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 yandı. E harfinden sonra tekrar he diyorsun değil mi? Ya bizim bu yukarıdaki lamba sorusundan bir farkı kalmadı aslında bu sorunun. Yazalım bakalım. Önce E, sonra C, sonra Z, sonra A, sonra N, sonra E, sonra N, sonra A, sonra Z, sonra C, sonra E, sonra C yanıyor gidiyor. Dur. Nerede tekrar ettim? Burada bak. E, C, E, C diye gidiyor. Yoksa onun haricinde bir daha E, C yok. Kaç tane de bir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hocam 10 tane de bir tekrar ediyor bu. Bir, e, her harf bir saniye yanıp söndükten sonra hemen sonra sıradaki harf yanıp söndüğüne göre 874 saniye sonra hangi harf yanar? Arkadaş 874 saniye sonra her harf bir saniye yanıp sönüyorsa 10 harf 10 saniye boyunca yanar. Biter başa sarar. 10 saniyede bir tekrar eder. Uzun uzun bölme işlemi yapalım kalanı bulalım mı? Bence gerek yok. Ne diyeceksin? Bak kalan sayı burada. Tak 4'ü e yazdım. Diyeceksin ki hocam. En son tekrar ettik burada bıdı bıdı defa. Kaç defa bilmiyorum hesaplamadım artık. 1, 2, 3, 4. yanan bir daha yanacak. Hangi harftir o? A harfidir efendim. Vurdum cevabı A'ya. Bir günü daha bitirdim. Bir günün daha sonuna geldik. 11. dersi bitirdik. Yalnız ben e, kitabın içindekiler sayfasını açmayı unuttum. Hemen orayı bir açalım. Beraber seninle birlikte tikimizi atalım. Şöyle huzur içinde bir sonraki dersi bekleyeceğiz beraber çünkü. Haydi bakalım. Yan yana iki kazık. Anlamayana çok yazık. 11. ders biter diyorum ki. 12. derste. Aynı enerji. Aynı coşku. Aynı azimle ben buradayım. Seni bekliyor olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Hoşçakal.